29 Ekim 1923. O büyük gün savaşlarla, mücadeleyle geçen bir devrin sonuymuş gibi görünse de Mustafa Kemal Atatürk için mücadele daha yeni başlıyordu ve bu kez sonsuza kadar sürecekti. Çünkü bu aydınlanma mücadelesiydi. Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdi ve ilim herkes tarafından ulaşılabilir olmalıydı. Cumhuriyetin kök saldığı topraklarda azim, sabır ve kararlılıkla çalışıp üreten herkes eşit, eğitimin, ilmin, başarının kapıları tüm topluma açıktı. İşte bu sayede o gün tohumları atılan Cumhuriyet, gün geçtikçe büyüdü, güçlendi. Ve gölgesinde nice ilkleri başaran, kendinden sonra gelenlere ışık tutan sayısız aydın ve kahraman yetiştirdi. Bu aydınlardan biri Cahit Arf'tı. Matematiğe olan yeteneği öğretmenleri tarafından daha ilkokuldayken fark edilmiş, yüksek öğrenim için devlet bursuyla Avrupa'ya gönderilecek öğrenciler arasına seçilmişti. Arf sabiti, arf halkaları, arf kapanışları gibi matematik terimlerini bilime kazandırarak başarısını ve zekasını tüm dünyaya kanıtladı. Jale İnan. Dünyanın pek çok yerinde kadınlar henüz ne söz ne de eğitim hakkına sahipken, o, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet bursunu kazanarak arkeoloji eğitimi almak için yurt dışına gitti. Klasik arkeoloji bilimi dalında doktora eğitimini tamamlamakla kalmayıp, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu oldu. Gül Esin ise Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarıydı. Aydın'ın küçük bir köyünde bir kadının muhtar seçilmesi bir kez daha gösteriyordu ki, Cumhuriyet'in yaktığı eşitlik ve aydınlanma ateşi vatanın her köşesine yayılmaya başlamıştı. Görevi boyunca kadınların sosyal hayata kazandırılması ve daha çok çocuğun okuması için uğraştı. Aydın sayılı, zekasıyla Atatürk'ün bile ilgisini çekmeyi başarmıştı. Devlet tarafından eğitim için gönderildiği Amerika'da, dünyada bilim tarihi alanında verilen ilk doktora derecesine sahip olmayı başardı. Onun amacı ülkesi için çalışmaktı. Türkiye'ye dönerek bilim tarihçiliğinin yerleşmesi için çalıştı. Nusret Gökdoğan içinse istikbal göklerin de ötesindeydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu olanaklarla matematik ve fizik lisansı için yurt dışına gitti. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi, ilk kadın dekanı ve Türk Astronomi Derneği'nin kurucularından biri oldu. Feza Gürsey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavı kazanarak doktora eğitimini yurt dışında tamamladı ve yaptığı çalışmalarla dünyaca ünlü bir fizikçi, Türkiye'de ise ilk ve son teorik fizik kürsüsünün temelini oluşturan iki öğretim üyesinden biri oldu. Ve daha nicesi. Her birinin yola çıkış amacı ve varmak istediği hedef elbette farklıydı. Ama hepsinin kulaklarında, içlerindeki aydınlanma ateşini körükleyen aynı sözler çınlıyordu. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizi yaşatan, yükselten, bugünlere getiren ve daha ileriye taşıyacak olan tüm kahramanlarımıza minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.